4756'ya 4762 Q'nun sonuna ekledim açık var olarak. Bekliyorum ben. Sonra Q'nun başında kim varmış? 3 varmış. Çünkü tek atma gelebilecek o var ya. Anladınız durum bu şekilde. Yani Q'nun başındakini alıyorsun. Onun komşuları eğer eklenmemişlerse Q'yu ekliyorsun ya da liste olmamışlarsa. Onların eklerini açık var yapıyorsun. Ve bu şekilde en sonuncaya kadar, sonuncaya gelinceye kadar bu işi bitiriyoruz. En sona geldiğinde bu artık bitmiş olacak. Var mı soru bir etkiler sonuçta ilgili? Ve bu şey garantiliyor. Yani bir node eğer, yani Q'nun başındaysa, Q'nun başına bir tane node çektin ya oradan, oraya ondan daha az adımda gidemezdin, daha erken gidemezdin, bunu garantiliyor. Değil mi? Ondan da eğer daha az adımda gidecek olsaydın, tamam mı? Daha az adımda gidebilecek olsaydın, o zaman onun Q'ya daha erken yerleşmiş olması lazımdı. Ki birisinin daha hızlı gidebilecek birisinin komşular olarak gelişmiş olması lazımdı. Demek ki yerleşmemiş. Tamam. Bu da bizim şeyimiz. Algoritmamız. Algoritma böyle. Take an arbitrary start vertex. Bir tane start vertex'ten başla herhangi. Sıfırdan başla. Market identified. Tamam, bunu, tamam ben bunu identify ettim. Ne demek yani işte. Q'nun başına koyduğum gibi. Light blue. Visited değil. And place it in the queue. In a queue. Q'ya koydum. Ve loop'um burada başlayacak işte. Loop burada. Q boş olmadığı sürece devam edeceksin. Q başlangıçta en başlangıçta boş olmadığı için girecek ve tüm node'lar visit oluncaya kadar devam edecek. Take a vertex U out of the Q and visit U. Tamam mı? U'yu aldım en baştakini. En başta bekleyeni aldım. Ve onu koyu mavi yaptım. Mavi yaptım. Visit U dedim. Tamam mı? For all vertices V adjacent to this vertex U. Tamam mı? Onun tüm komşuları. If V has not been identified or visited. Hem identified olmaması lazım hem de visited olmaması lazım. Market identified and insert the vertex into the queue. Onun rengini hemen açık mavi yapıyorsun ve onu queue'ya yerleştiriyorsun. Now we are now finished visiting you. Color it dark blue. Şu da var ya, şu you'yu burada almıştık. Tamam, bu işlemleri yaptıktan, komşuların hepsini queue'ya ekledip hepsini açık mavi yaptıktan sonra artık onun rengini koyu mavi yapabiliriz. Tüm algoritma bundan ibaret. Ve dediğim gibi bu algoritmayı kullandığınız zaman bir node'u visit etme şeyiniz, sıranız adım sırasıyla aynı olmak zorunda kalıyor. İlk önce en kısa yoldan gidebilecekleri, daha sonra da öbürleri, daha sonra öbürleri. Basit de bir algoritma. Ne kadar çalışma zamanı, onunla ilgili algoritmamız, analizimiz var mı? Analizimiz var mı? Evet, daha sonra analizimiz var, ona geleceğiz. Lineer zamanda çalışıyor. Şurada. Tamam mı? Karmaşıklığı falan filan. Yani genelde en az adımda gidebileceğin şeyleri bulmak böyle karışıktır. En kare gerektir, en küp fazla, en faktöriye falan. Bunda öyle değil. Lineer zamanda çalışıyor. Dolayısıyla insanların sevdiği bir algoritma bu. Seviyorlar insanlar. Hocam bu GetProcessor için geliştirilmiş başka bir versiyonu falan var. Nasıl yani mesela? Hani Google deyince hani biraz daha performans veren arttırıcı bir yol. Logo olamaz ki. Çünkü her şeyi izletmen lazım. En azından. Değil mi? Lineer olması lazım. Her şeyi visitetmen lazım. Yani sıralamayı loglu bir şeyle yapamazsın. Yani bir en olması lazım. Çünkü her eleman dokunman lazım en azından bir defa. Loglu olamaz. Lineer'den daha iyi yapamazsın. Tamam mı? O iyi mi, o iyi mi? Belki oralara falan bakabilir. Tamam. İşte burada bir tane örnek. Biraz önceki örnekte. Şurada vardı ya şu örnek. Bunun aynısı. Bunun ikisini beraber nasıl göstereceğim ki ben? Şöyle yapıyorduk. Nasıldı? Şöyle yapıp... Hah, tamam bir şeyler olacak değil mi böyle? Şuraya da... Şuraya da bir tane daha PDF açacağım. Ama bunu diğer aptal şekilde açayım. Belki de olacak. Tamam, Windows 8 o kadar kötü bir şey değil şu an. Tamam. Şöyle büyüttüm. Bunu. Tamam. Bunu şimdi göremiyorsunuz ki bayağı. Çok da iyi bir şey değilmiş. Hocam %59'u yaşadın. Şöyle büyütürün de şey hepsini beraber göremeyeceksiniz. Şöyle. Tamam, en başta en başta şunu biraz daha küçültebilirsem belki. Daha yapmıyor mu?
Bu kadar mı oluyor? Kendinizi zor, hayal gücünüzü kullanın, tamam mı? Hayal göremiyorsanız. Belli zaten. Sıfırdan başladık. Vertex being base'de sıfır, tamam mı? Sıfır olduğu zaman hemen Q'ya neyi koydum? 1 ile 3'ü koydum. Q'da bu var. En sonunda ne var? Resist equals diyor sıfır. Yani ilk önce sıfırı ziyaret ettim, tamam mı? Sonra ne oldu? 1'i buradan aldım. Q'dan 1'i aldım. 1'i alır almaz, 1'i alır almaz, tamam mı? 1'i alır almaz, 1'in şeylerine, komşularına 2, 4, 6, 7. Tamam mı? 1'in komşuları şunlar. 2, 4, 6 ve 7. Tamam mı? Bunları da siyah haricinde çizemiyorum bu programda. 2, 4 ve 6, 7'yi hemen Q'nun en sonuna attım. 3 zaten başta bekliyordu. Ve visit order'da 0, ilk önce 0'ı visit ettim, sonra 1'i visit ettim. Sonra oranın içerisinden tuttum, tamam mı? 3'ü çektim oradan. 3'ü çektim. 3'ü çekince en baştaki 3'ün komşularına insert etmeye çalışıyorum. 2, 4, 6 kaldı. Yeni komşu insert etmemişim. Niye? Çünkü daha önceden 3'ün komşuları insert edilmiş. Dolayısıyla 3'ü ziyaret ettim. Şimdi neyi ziyaret edeceğim? 2'yi ziyaret edeceğim. 2'ye geldim buraya. Bu başka program, bu başka program. Tamam. 2'ye geldim. 2'nin komşuları hangileri? 3, 1, 9 ve 8. Tamam mı? 3, 1, 9, onlardan 3 ve 1 daha önceden ziyaret edilmiş, dolayısıyla eklemeyeceğim. 8 ve 9'u gördüğünüz gibi buraya eklemişim. Tamam mı? Sonra 4'ü çektim. 4'ün komşularına. 4'ün komşuları neler? 5, 1, 7 ve 6. Tamam mı? Bunlardan 5, 1, 7, 6. 6 daha önce eklenmişti, 7 daha önce eklenmişti. 1'de zaten listetmiştim bunları. Şunları. Geriye bir tek 5 kalıyor. 5'i ekledim en sonunda. Sonra başta şey gitti, tamam mı? Bir dakika. 6'yı çektim, aldım. 6'nın komşuları kimler? 4 ve 7 ve 1, onlar zaten eklenmişlerdi. Sonra 7'yi çektim. 7'nin komşuları zaten eklenmişlerdi. Sonra 8'i çektim. 8'in komşuları zaten eklenmişti. Ondan sonra 9'u çektim. 9'un komşuları zaten vardı. En sonunda 5 kalmış. 5'in komşusu zaten empty. Dolayısıyla algoritmam burada bitmiş oldu. Tamam. Şeyimiz bu. Hikaye bu. Ve burada visit sequence da var. İlk önce sıfırdan başladım. Sıfırdan başladım. Şimdi ben oraya nasıl gideceğim tekrar? Şöyle yapsam. Şöyle. Bir onu göstereceğim, bir onu göstereceğim. Mesela. Tamam. İlk önce işte sıfır sırasını hatırlayın. Sıfır, bir, üç falan diye gidiyordu herhalde. Sıfır, bir, üç falan diye gidiyordu. Bu da işte sıfır, bir, üç, iki, 4, 6 da bizim visit sequence'ı, tamam mı? Q contents after visit diyor, visit sequence'ı. 5'e gelmek için şunların hepsini ziyaret etmek zorunda kaldım. Şeye bakarsanız eğer, şu sıraya bakarsanız, şu en son gösterdiğim sıraya, şu sıraya. Şey diyemezsin burada hiçbir zaman için. Ya 7'ye ben daha önce de gelebilirdim. Yani 7'ye burada kaç adımda geldim? 3 adımda mı geldim 7'ye? 2 adımda mı geldim? Kaç adımda geldim 7'ye? 2 adıma geldi değil mi? Ya 7 esasında bir adıma gelebilirdim falan gibi laflar edemezsiniz. Çünkü Bradford Search ona engel oluyor. 7'ye bir adıma gelebilir. 7'ye bir adıma gelebilseydin eğer 7 zaten 0'ın komşusu, öyle bir durum yok. Ya da 5'e 2 adıma gelmiyor herhalde. 5'e bir adıma gelebilirdim falan diyemiyorsun. Dolayısıyla hani burada 7, 6 ve 8 bunlar ikişer adıma gelinebilenler bunlar. Kendi işlerinde sıralar oynayabilir, 2 adıma gelinebiliyorlar ama 7 kesinlikle bir adımda gelebilen birisinin önüne gelemez. 8-3 adımda geliyor. 8-3 adımda mı geliyor? Tamam. Yani bu 4, 6 ve 7 2. adımda mı gelmiyor? 2, 4, 6, 7 adımda. Tamam. 1, 2, 3 tek adımda mı gelmiyor? 1, 3 tek adımda. Şunlar bir adımda gelinenler. Sıralayalım bunları. Şunlar 2, 4, 6, 7. 7 bunlar 2 adımda. Şunlar 3 adımda. Bu da 4 adımda mı geliyor? Bu da 4, 3 adımda, 5 adımda. Bu şekilde sıralıyor bu. Tamam mı? Ve bunu lineer zamanda yapabiliyor. Bunu esasında algoritmayı hafiften değiştirerek graftan bir tree yapmak da mümkün. Hani ne demiştik? Graflar esasında tree'lerin genelleştirdiği bir şey. Daha özeline doğru gidebiliriz. Böyle yapmışım. Bu ne? Şunu söyleyeyim bana. Biraz önceki graflar bir yakına alakalı akraba bunlar. Ne bu? Sıfır en tepede root olarak gösterilmiş. Bir adımda ileride ilk seviyede, iki adımda ileride ikinci seviyede. Başka özelliği daha var ama. Babalık ne burada? Babalık çocukluk ilişkisine. Ben nereden geldim? Hangi doğduğun üzerinden benim izlediler değil mi? Bir de gitmek için sıfırdan geçerek geldim ben, tamam mı?
2'ye gitmek için bilerek geçerek geldim. 9'a gitmek için, yani bu grafı aldığım zaman, bu ağacı aldığım zaman ben, tamam mı? 9'un babasına bak 2, 2'nin babasına bak 1, onun gibi 0. Dolayısıyla 0'dan oraya gitmenin yolunu da tak diye sana veriyor bu. Tamam mı? Bunu retro search yaparken bunu oluşturmak kolay. Niye kolay? Hani her bir nodu şeye eklerken, her bir nodu Q'ye eklerken, mesela 8 ile 9'u Q'ye eklerken 2'den dolayı 2'yi biz de tek ekledik bunlara. Eklerken bunlar kendi babalarını bir kadar yazıyorlar. Tamam mı? Herkes kendi babasını şey yazarsa, bir dizinin içerisine yazarsa, şöyle bir tane dizi düşünün. Tamam mı? Herkes kendi babasını buraya yazıyor. Sıfır bir şey yazmayacak. 1 şuraya 0 yazıyor. Tamam mı? 3 de şurası 3 değil mi? Bu da 0 yazıyor. Tamam mı? 2 buraya 1 yazıyor. Anladık mı? Ondan sonra 4 4 1 yazıyor. 5 4 yazmış. Anladınız değil mi? Böyle bir tane dizi düşünün. Herkes kendi babasına bu diziyi yazdığı zaman bu dizi esasında şu ağacı temsil ediyor. Dolayısıyla şuraya geldiğim zaman mesela 5 için bakalım. Pardon, en sonundaki 9 değil mi? 9 ne yazacak? 2 yazacak değil mi buraya? 8 ne yazacak? 2 yazacak. 7 ne yazacak? 1 yazacak. 6, 1, 5, 5'i zaten yazmıştık. Tam burada böyle bir yer olmayacak. Böyle yapmışım. Baktığınız zaman buraya mesela bilgisayar iki şey kim? Şu. 9'un babası kim? 2. 2'nin babası kim? 1. 1'in babası kim? 0. Tamam, böyle geliyorsun oradan. Tersten şeyi bulabiliyorsun, petini bulabiliyorsun. Biraz önceki algoritmayı bunun için modifiye edebiliriz. Insert, 7. adıma. Insert vertex V into the queue. Set the parent of V to U. Senin söylediğin gibi. Tamam mı? Q'ye eklediğin zaman bir tane vertex'i, Q'ye eklediğin zaman o Q'ye eklerken, tamam mı? Onun kimin komşusu olduğunu biliyorsun. Ben şunun komşusu olduğunu biliyorum. Kendim ekliyorum buraya diyorsun. Öylesi diyorsun. O eklenen şeyin babası bu olsun. Şöyle bir tane dizi oluşturur. 7. adımda bunu yapabiliriz diyor işte burada. 7. Index insert vertex V to the Q diyor ya. Bunu insert ederken bir aynı zamanda da o diziyi de update edeceksin. Ben buraya ekleniyorum ama ben buraya eklenmemin sebebi U'nun sayesinde. U yaptı bunu bana. Tamam. U'nun sayesinde buraya ekleyebiliyorum. Tamam, bu da bizim ağacımız. Ne ağacımız bu? Visit order'ı gösteren ya da visit şeyini gösteren, sırasını gösteren. That presents the order in which vertices would be visited in a breadth first traversal yaparken order'ları belirten güzel bir tane ağaç. Şundan daha manalı bir şey. Yani bu da güzeldi ama şu değil mi? Güzeldi bu değil mi? Şu vardı ya, hani sırasını gösteriyordu hangi sırada gittim. Burada hem hangi sırada gittiğini gösteriyor. Yani mesela 1 ile 3'e 1 ile 3'ün yeri değişebilir. İkisi tek adıma giderler. Hem de arada kaç seviye var onu da gösteriyor. Hem de aynı zamanda buraya nereden geldim onu da gösteriyor. Buraya nereden geldim onu da gösteriyor. Tamam. İşte benimle Obama'nın arasındaki tarama grafına, Facebook tarama grafına baktığım zaman, işte başta vermiyorum, en altta o bir yerde Obama var, onu donduracağım mesela. Tekrar geri gelerek hangi şeyin üzerinden geçtik? İnsanlar üzerinden geçtik, o rahat bir şekilde görebilecek. Tamam. Facebook'un elinde hepsi var bunların. Ben o zaman Obama'yı kaç adımda tanıyorum. Yok ya, benimle Obama arasında bulamaz çünkü ben herhangi bir Facebook'a şey koymadım. Ben şunu tanıyorum falan. LinkedIn'de var ama. Kesin LinkedIn'de var. Kesin bir yerlerden LinkedIn oluyor. Obama LinkedIn olmuyor herhalde. Her neyse, bu grafları vermişler. Çok önemli bilgiler. Ve bunları eksplor etmek için de çok basit aralıklar, benim algoritmalar var. Tamam, saatimiz kaç? Ama 56 olmuş. Benim şu an var, ben Ankara'ya gideceğim ya. Ben gidiyorum. Değil mi? Ben geç kaldım. Hala buradayım. Ülke meselesinden bahsediyorsunuz. Çok kaçıyorum.